Hepinize merhaba. Umarım iyisinizdir. Ben bomba gibiyim çünkü havalar çok güzel. Bu beni çok mutlu ediyor. Kış gelmesin. Ama ben de çok güneşe de çıkmayayım. Öyle bir ruh halindeyim. Ben güneşe çıkmayayım ama kış da gelmesin. Neyse, çok boygoya girdim. Konumuza geri dönelim. Bugün bahsedeceğim film İçimdeki Yangın. Gerçekten acıtır sözü bu film için söylenmiş olmalı diye düşünüyorum. Gerçekten acıtıyor. Gerçekten böyle diyorsunuz ki ne oluyor ya film bittiğinde? Böyle bir şoka giriyorsunuz. Bir şeyler oluyor. Mama. Mama. L'ouverture du testament devant ses deux enfants. Jeanne, cette enveloppe est destinée à votre père. Retrouve-le et remets-lui cette enveloppe. Simon, cette enveloppe est destinée à votre frère. Retrouve-le et remets-lui cette enveloppe. Tu viens d'apprendre que ton père est vivant et que tu as un autre frère. Tu dois savoir, sinon ton esprit ne sera jamais en paix. Hatta film bittiğinde yapabilsem senariste konuşacağım. Sen ne yaptın, bunu nasıl yaptın, bunu hangi kafayla yaptın ya da sen ne yaşadın da bu filmi yaptın diye sormak istiyorum. Gerçekten üzücü bir filmdi. Yalnız videoya böyle çok komik, çok enerjik girip sonra da gerçekten üzücü bir film demek biraz saçma oluyor. Ne yapayım, enerjim var yani, ben bu filmi izledim. Sıra sizde. Şimdi siz izleyeceksiniz, sonra bunu konuşacağız. Bunun hakkında bir şeyler konuşmamız gerektiğini düşünüyorum. Film bir kadının hikayesi, aynı zamanda bir annenin hikayesi. Anne ölmeden önce vasiyet olarak diyor ki, çocuklarına diyor ki, diğer kardeşinizi ve babanızı bulun. Bunun üzerine çocuklar aramaya başlıyor. Kardeşini ve babasını. Hikaye tam olarak burada başlıyor. Ve film bittiğinde diyorsunuz ki ne yapacağız? Şimdi bununla ne yapacağız? Yani bu öğrendiğimiz şeyle ne yapacağız diyorsunuz. Böyle kala kalıyorsunuz. Çok böyle ağlanası bir film. Gerçekten içimdeki yangın denildiği kadar var. Bilmiyorum. Bu film hakkında ne söylesem spoiler olacak. Neye anlatsam, nereden tutsam spoiler. O yüzden ben spoiler vermek istemediğim için çok fazla detaya girmiyorum. Devamını siz izleyince göreceksiniz. Ben bu filmi Tapık 150'den bulmuştum sanırım. Çok beni çekmemişti ama çok fazla da duymuştum. Böyle ağlamalık bir filmdi. Çok ağlayasım vardı. O zaman da izledim. Bu arada Tapık 150'den de kısaca bahsedeyim. IMDb diye bir tane site var. Buraya giriyorsunuz. Bu sitede şimdiye kadarki en iyi 250 film yer alıyor. Bunları belli bir kategorilere göre puanlamışlar. Toplamda 250 tane film var. Size tavsiyem, üniversiteye yeni başlayacaklara tavsiyem olsun. Hatta Tapık 150'yi üniversite bitmeden bitirin. Benim şu anki hedefim ya da şu an yapmak istediğim tek şey bu. Genelde filmlerimi de buradan seçiyorum. Bakıyorum ne izlesem, ne yapsam, ne izlesem diye. Genelde zaten duyulmuş filmlerin hepsi orada da oluyor. Bu şekilde yapıyorum. Siz de yapabilirsiniz. Belli bir süre sonra zaten kendi film kültürünüz oluşuyor. Bu çok güzel bir şey. Ya da filmleri yorumlamayı öğreniyorsunuz. İşte yönetmeni kimdir, cartı curtu kimdir, senaristi kimdir? Bunları öğreniyorsunuz. O yüzden bence Tapık 150 iyi bir başlangıç. Bunun dışında sanat filmlerine çok fazla sarmanız gerekiyor bence. Çünkü ne varsa sanat filmlerinde olduğunu düşünüyorum. Böyle direkt vermiyor size mesajı. Alttan alttan veriyor. Sen onu anlamaya çalışıyorsun. Burada ne yapmaya çalıştı? Burada bunu mu demek istedi diye. Bir de her sanat filmini izleyen aynı şeyi anlamıyor. Mesela bu filmi izlediğinizde diyeceksiniz ki böyleymiş, şöyleymiş diyeceksiniz. Geçecek. Ama sanat filmlerinde bu şekilde olmuyor. Yani bir sanat filmini ben izlediğimde başka bir yorum yapabiliyorum. Sen izlediğinde çok farklı bir yorum yapabiliyorsun. Bu benim çok hoşuma gidiyor. Konudan alakasız olarak bir de IMDb'ye değindim. Tapık 150'ye değindim. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.